Oğluna kavuştuğu için mutlu ölmüş. İnşallah Esah da öyledir. Mutlu ölmüştür. Cenazesine Asuman da geldi. Anamla babamın mezarı başında saatlerce kaldılar. Halide'nin cenazesi Adana'nın gördüğü en ıssız cenazeydi. O layık olduğu gibi yalnız öldü. Bir laf işitmiştim. Her insan meyvenin çekirdeğini içinde taşıdığı gibi kendi ölümünü içinde taşırmış. Halide de öyle bir ölümü belki doğduğundan beri içinde taşıyordu. Anam, son sözleri yanına geliyorum Hamzoğlu'la. Reşit, babamın eski akıl hocası. Başıma gelen her şeyin başlıca müsebbibi. Hayvan olsaydı şanına tilkilik yaraşır Reşit. Zengin oldu. Kolay gelsin. Ramazan, sendikadakiler ona Gomeriz Patron lakabını taktılar. Niye mi? Fabrikada öyle bir düzen kurdu ki kimse kimsenin patronu değil. Fabrika ne kazanıyorsa eşit bölüşülüyor. Herkes eşit çalışıyor, eşit kazanıyor. Yasin hala çiftlikte yaşıyor. Bana vasiyet etti. Ölünce beni buraya gömersin dedi. Meyve ağaçlarının altına. Ziyaretine gidin mutlaka. Sevinir. Size çiftliğin eski güzel zamanlarını anlatır. Gülizar'la Kabak evlendiler. Kabak tenekeyi tek mil Reşit'e sattı. Eline geçen parayla Gülizar'a Madam Emma'dan gelinlik aldı. Adana'nın şerefli bir semtinde de bir ev tuttu. Şimdi bir bebekleri var. Çok da mutlular. Ben mi? Ben Kemal'i hiç unutmadım. Her gün mezarına gidiyorum. Onunla konuşuyorum. Onun vakti zamanında bizim için tuttuğu evde yaşıyorum. Onun gurur duyacağı bir hanım olmaya çalışıyorum. Artık elimde hiçbir şey yok. Sahip olduğum her şeyi Muzaffer'den bana kalan ne varsa köylülere, işçilere dağıttım. Artık hiçbir şeye sahip olmak istemiyorum. Galiba ben ancak şimdi hanım oldum. Anladım ki hanımlık mal mülk parayla olmuyormuş. Hanımlık bütün bunlardan vazgeçmekle oluyormuş. Her şerde bir hayır vardır derler ya. Doğru mudur bilmiyorum. Bilen varsa bana söylesin. Başıma bütün bunların gelmesindeki, Kemal'in bu dünyadan bu kadar erken göçüp gitmesindeki hayır nedir? Bizim hiç kavuşamamamızın, hayallerimizin hiç gerçekleşmemesinin nedeni nedir? Bilmiyorum. Aradan 2 yıl geçti. Ben artık nefes alabiliyorum, yaşayabiliyorum, hatta gülümseyebiliyorum. Ama hala bilmiyorum. Bütün bunlardaki hayır nedir? Esah'tan bir hayır var mıdır? Yoksa mesele hayallerin gerçek olması falan değil. Beraber hayal kurmak mıdır? Öyle midir?
Yaşadıkları beni derinden etkileyen Güllü'ye hürmetlerimle. Hikayenizi yazarken bazı hadiseler değişmiş olabilir. Bunu muharrirlerin hakikatlerden yola çıksalar da şahsi tercihlerinin etkisine bağlıyor ve mesut günler diliyorum. Abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.